Türk bilim insanı olan Erdal Arıkan'ın Kutupsal Kodlar adlı buluşu, daha önce de kriptolojinin bilimsel çalışmalarında büyük etkisi olan Shannon Enformasyonu kuramında 60 yıldır açık olan bir problemi çözdüğü için ilk günden başlayarak endüstri tarafında büyük ilgi gördü. Profesör Erdal Arıkan kutupsal kodları şöyle açıklamıştı. Bilginin kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden aktarılması esnasında sinyal üzerine çevreden gürültü eklenmesi nedeniyle iletişimde hataların oluşması kaçınılmaz oluyor. Kutupsal kodlama yöntemi bu hataları düzelterek sıfıra yakın hata ile haberleşmeyi sağlayan bir yöntem. Kutupsal kodlar kanal kapasitesine erişen bir yöntem. Üstelik entegre devreler olarak gerçekleşmeleri çok kolay. Bu bakımdan ilk günden başlayarak endüstri tarafında ilgi gördü. Erdal Arıkan'ın kutupsal kodlar buluşu, onun doktora yıllarından beri süren 25 yıllık kesintisiz bir araştırmanın sonucu olarak doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Profesör Erdal Arıkan'ın kutupsal kodlar buluşu, ilk olarak 2009'da yayımlanan bir makale ile dünya literatürüne kazandırıldı. Çin'in önde gelen telekomünikasyon firması Huawei, 5G standardı için kutupsal kodlar adlı buluşu temel alan yeni bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı. Arıkan'ın buluşu, daha önce de Shannon Enformasyon Kuramı'nda 60 yıldır açık olan bir problemi çözdüğü gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası bir kuruluş olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliği tarafından iki büyük makale ödülüne layık görüldü. Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü Üst Yöneticisi Guo Ping, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Arıkan, hem Türkiye hem de telekomünikasyon dünyası için bir kahraman demişti. Profesör Erdal Arıkan, aldığı ödüllere ve övgülere rağmen kendisinin dahi olarak anılmasına karşı çıkıyor. O, kendisini kararlı ve çok çalışan bir bilim insanı olarak tanımlıyor. Ve bilim insanı olmak isteyen gençlere de bunu tavsiye ediyor. Arıkan, Türkiye'de bilimsel çalışma ortamının iyiye gittiğini, bilgi ve kaynağa erişim sıkıntısının bulunmadığını da belirtiyor. Gençlerin matematik ve fen bilimlerine daha fazla yönelmesi için uzun vadeli eğitim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Arıkan, matematik ve fen eğitimi olmazsa teknik konularda hamle yapmak mümkün değil. Kitle halinde ilerleme bekleniyorsa en az 30 yıllık program gerekli. Bilimi yapan seyahat ya da bütçe değil, insan sermayesidir. İnsana yatırım yapmak lazım demiştir.